أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Değerli kardeşlerim, Allah Azza ve Celle Adem oğlunu kendisine kulluk etmesi gibi büyük bir makam ile memur kılmıştır. Ancak insanlardan bazıları bu kulluğu kabullenmemiş, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'den kendilerini müstağni görmüşlerdir. Her yönüyle Allah Azza ve Celle'ye muhtaç olan bu insanlar fakirliklerini fark edemeyip ellerindeki nimeti alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye nankörlüğe bir vesile kılmışlardır. Genellikle bu insanlar Ademoğlu içerisinde azınlık bir grubu teşkil etmektedir. Bazen zengin sınıfı temsil eden Karun'u, bazen de göz boyacısı sihirbazları yanlarına alarak büyük bir kitlenin gözlerini boyamışlardır. Onlara tamah eden, onları alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin ortağı zanneden, hatta Allah kabul eden, ilah gibi gören büyük bir çoğunluk ise sihirbazlar, Karunlar, Hamanlar vesilesiyle Firavunlara kul ve köle olmuşlardır. Bu dönemde insanların haddi aştığı, bir kısmının zorbaların eliyle, zorbaların diliyle, onların yönlendirmeleriyle azmış bazı sınıflar, gönderilen peygamberler ile yollarını bulmuşlardır elhamdülillah. Allah Azza ve Celle Musa aleyhisselamı Firavun'a, ordularına, halkına gönderdiğinde, Firavun az önce saymış olduğumuz unsurlar ile, yani zengin sınıf ve aynı zamanda sihirbazların elleriyle halkı oyalamış ve Allah'tan uzaklaştırıp kendisine kul ve köle yapmıştı. Bu büyük sınıfı uyandıran, onları etki altına alan ve bir anda Allah'ın büyük, tekbir edilmesi gereken güç, Firavun ve Firavuni sistemlerin ise küçük bir cüce olduğunu gösteren şey, Musa Aleyhisselam'ın elinde saklı olan asasıydı. Musa Aleyhisselam başta sihirbazların, ondan sonra da Musa Aleyhisselam'a gönlünü açmış olanların büyüsünü, sihrini ortadan kaldırdı ve alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye yol aldılar. Elhamdülillah. Bu asanın etkisi vesilesiyle Firavun ve askerleri suda boğuldu, küfrün beli kırılıp yeryüzü sahnesinden silinip gittiler. Şimdi değerli kardeşlerim, 21. yüzyıla yürüyen, 22. yüzyıla da koşan biz Adem oğlunun bazen televizyonlar eliyle, bazen internetler eliyle, bazen zenginlerin eliyle, bazen sanatçıların, edebiyatçıların, sosyologların ve psikologların eliyle merkezden uzaklaşıp, hedeften şaşıp, Allah Azza ve Celle'ye sırt çevirip, ahireti unuttuğumuz işte bu günlerde. Dünyaya dolu dizgin koştuğumuz, eşyayı önemsediğimiz, makam ve mevkiye tamah ettiğimiz işte bu günlerde. Ölümü arkamıza attığımız, ahirette hesap vermek mi hatırımıza dahi gelmediğimiz, hastalıklardan, bela ve musibetlerden kaçarak yaşamayı sanki ebedi bir hayata bağlı kalacağımızı zannettiğimiz şu dünya hayatında. Evet güzel kardeşlerim, Allah Azza ve Celle bize Musa Aleyhisselam'ın asası olarak ölümü hatırlatan unsurları gönderdi. Elhamdülillah. Elhamdülillah diyorum.
Belki musibete bu derecede şükretmek doğru mudur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başına bir musibet geldiğinde elhamdülillahi ala kulli hal, Allah'ım sana her şartta, her durumda hamd ederim demesi inşallah bizim bir delilimiz olsun. Hamd ediyorum. Allah azze ve celle bugün sadece İslam beldelerini değil, haddi aşmakta, sınırları ihlal etmekte, insanlığa yaraşmayacak, belhum adalların yapabileceği o kadar işler, çirkinlikler yeryüzünü kuşattı ki, ay, güneş, yıldızlar, toprak, su, hava, yeryüzündeki eşya onların zulmünden, fıskı fucurundan etkilenir oldu. Ve Allah Azze ve Celle, tağutların, tuğyan edenlerin haddi aştı. Bize kimse meydan okuyamaz. Bizim en gelişmiş silahlarımız mevcut iken, haşa ve kella, Allah da kimdir? Allah Azze ve Celle de kimdir diyerek ona meydan okuyanların, bugün tabir yerindeyse Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa karşısında acze düşen Firavun ve ordusunun durumuna geldiklerini gördük elhamdülillah. Bir salgın hastalığıyla alemlerin Rabbi olan Allah Firavuni sistemleri durdurdu. Firavuni sistemlere rağm olan, onlara gönüllü kulluk yapanları düşündürdü ve belki bunların etkisinde zorla aldanarak kalanları da elhamdülillah geri adım attırdı. Bugün insanların en çok korktuğu ölüm hakikati elhamdülillah gözlerinin ve gönüllerinin önüne bir perde gibi serildi. Ahireti unutanlar bugün ölümü dillendirir oldular. Her geçen gün artan vakalar, her geçen gün artan ölüm oranları şımaran, haddi aşan, Allah'ı unutan ve sırt çevirenlerin suratına bir şamar gibi çarptı. Evet, Müslümanlar olarak özellikle şu 21. yüzyılda dünyanın lezzeti kardeşlerim dudaklarımızda değil, dillerimizin arasında değil, maalesef sinelerimizin içerisine sirayet etti. Dünyayı öyle bir sevdik, dünyaya öyle bir yöneldik ki küfür ehli bize gıpta eder oldu. Suriye, Irak, Afganistan, Yemen, dünyanın değişik coğrafyalarında ümmeti Muhammed inim inim açlıkla, susuzlukla, çıplaklıkla, düşman korkusuyla imtihan edilirken dünya gözümüzü öyle bir boyadı ki biz etrafımızda sıkıntı çeken kardeşlerimizi dahi göremez olduk. Dünya dudaklarımızın arasında değil, maalesef sinelerimize hücum etti. İşte yeryüzünü bir anda çepeçevre saran küçük bir virüsün vesilesiyle alemlerin Rabbi olan Allah milyarlarca insanı bir anda ahirete doğru yöneltti elhamdülillah. Bu hamd edeceğimiz birinci hakikat. Ancak kardeşlerim, özellikle hamd ettiğim, inanıyorum ki ilim ehlinin, alimlerin, davetçilerin, mücahitlerin, dert sahiplerinin hamd edeceği çok büyük bir hakikat daha var. O da neyi biliyor musunuz? Bizler 10 yıldır Şam cihadı neticesinde ümitsizliğin içerisine düşmek üzereydik. Allah Horasan bölgesinde yiğitlerin eliyle ümitlerimizi perçinledi. Elhamdülillah. Yüzümüz güldü. Düşmana karşı izzetli duruşun hediyesini ve ikramını Rabbim Allah Azze ve Celle bize gösterdi. Evet, Irak'ta bir anda gözümüze, Keşmir'de, Hindistan'da serilen zulümler gözlerimizin önüne, yüreklerimizin önüne kadar getirdi. Ümitlerimiz tekrar düşmeye, umutlarımızı tekrar yitirmeye, Horasan'da bir bölgeye hakim olan Müslümanların yeryüzüne nasıl hakim olacaklarına, sanayiden, teknolojiden, fenden uzak bir hayat sürenlerin yeryüzüne nasıl ilaç olacağını düşünürken Allah Azze ve Celle önümüze bir umut koydu. Dedi ki ey Müslümanlar, ey ümmeti Muhammed, bana iman eden, kitabıma iman eden, peygamberime iman eden,
ve bundan yana şek ve şüpheye düşmeyen kullarım, işte size zaferin bir anahtarı daha. Küçük bir virüs ile ben yeryüzü zorbalarını durdurur, geri gönderir, toprağın altına serer ve sizin gibi insanların dalga geçtiği sefihtir dedi. Nuh Aleyhisselam'ın yanındakilerle, ey Nuh, senin yanında fakirlerden, sefihlerden, akılsızlardan başkalarını görmüyoruz dedikleri gibi bugün ümmeti Muhammed'in giydiği elbiselerle, yürüdüğü ayakkabılarla, yediği yemekle, oturduğu ev ile, yaşadığı din ile dalga geçenlere Allah Azza ve Celle şunu gösterdi. Ey küfür, iki parmağımın arasındasınız. Allahu Ekber. Ey zorbalar, tasarrufumun dışına asla çıkamazsınız. Ey Müslümanlar, ey ümmeti Muhammed, ey Allah'a ve Resulüne gönülden iman edenler, cennetin taliplileri, firdevs nimetlerinin taliplileri, bilin ki benim yardımım olduğu müddetçe size zorluk ve başarısızlık asla isabet etmeyecektir. Hamd ediyorum Allah'a. Allah bize bir çıkış yolu gösterdi. Hamd ediyorum Allah'a. Allah Azze ve Celle ümitlerimizi palazladı. Hamd ediyorum Allah'a. Allah Azze ve Celle yeryüzünde zorbaların belini bükecek vesileleri yaratacağını ve ortaya koyacağını bize gösterdi. Bu belgeleri sunan, yüreğimizi ahirete perçinleyen, bize Allah'ı hatırlatan, aynı zamanda da küfrün nasıl yok olabileceğini de bize küçücük bir virüs ile gösteren Rabbime hamd ederim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ey değerli kardeşlerim, ey aziz Müslümanlar, Allah Azze ve Celle kainattaki insanları imtihan ettiği gibi bizleri de imtihan ediyor. Sınanıyoruz. Allah içimizden ölüler, hastalar, sakatlar istedi ve bir virüs vesilesiyle bunları sağladı. Allah Azze ve Celle Müslümanların içerisinden, iman edenler içerisinden, vefat eden kardeşlerime rahmetiyle, merhametiyle, lütfu ve keremiyle muamelede bulunsun. Hasta olan kardeşlerimize Allah Azze ve Celle acilen şifalar nasip etsin. Ve bu yaşadığımız hadisenin sonunda Allah Zülcelal bizim için büyük hayırlar çıkarsın. Cenab-ı Allah sizleri ve bizleri korusun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.